Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz araştırmacı yazar Sadık Yemli hocamız. Sadık Yemli ile birlikte herkesin günlerdir, haftalardır konuştuğu Squid Game'i ve daha fazlasını konuşacağız. İklimi konuşacağız, Matrix'i konuşacağız, konuşacağımız çok şey var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok sağ olun hocam, sizler nasılsınız? İyidir Allah. Hocam şimdi kalamar oyunu namı diğer Squid Game. Tabii konuşuluyor. Çocuk oyunlarıyla büyük bir tehlike mi var diye çocukların izlememesi gerektiği zaten belirtiliyor. Ama orada rakamsal olarak 456 var, 001 var, bazı mesajlar var. Üstü kapalı, subliminal mesajlar var mı hocam Squid Game'de? Evet, evet. Bu mesajlar Squid Game'in benzeri bütün filmlerde tarih boyunca, yani son 50 senede işte hatta işte sinema tarihi kadar zamanda hep verile gelmiştir. Şu anda 2021'e has bir şekilde olanı ile karşı karşıyayız. Bir defa bunu böyle görmek lazım. İlk defa karşımıza böyle bir şey çıktı şeklinde değil. Zaten Squid Game'i çok kısa özetleyip arkasından, yani spoiler vermeden özetleyip arkasından Squid Game'e hangi basamaklardan geçerek geldiğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Squid Game önce 6. tur ismiyle yazıldı. Bu 6. tur 6 rakamı biliyorsunuz dünyanın 6 günde, ama işte gün denen, tasvir edilen zaman aralığında yaratıldığı şeklinde bir göndermesi var. Ayrıca bir diğer gönderme, dünya 5 defa var olup yok olmuştur. Bu şu anda biz 6. varoluş içerisindeyiz. O iki yere de bir gönderme vardır. Ama 6. turu kabul etmediler. Mürekkep balığı, işte o kalamar ismiyle yayınladılar. Çocuk oyunlarının üzerinden hareketle şunu gösterdiler bize. İzlemek isteyenlerin şeyini, hevesini kırmayalım. Spoiler vermeyeceğim. Ama tanımlayacağım. Bu tanımlamayı zaten ilk 5 dakikada hemen hissedecekler. İlk 5 dakikada baş kahramanın bize çizdiği bir portre var. Bu portrede hemen anlayacakları şeyi söyleyeceğim şimdi. Tamam hocam. Vahşi kapitalizm şu anda dar gelirli insanlara bir çeşit cehennem hayatı yaşatmaktadır. Bunlar çok borçlular, alacaklılar peşlerinde, hatta mafyanın eline düşmüş olup hayatı tehlikede olanlar var. Baş kahramanımız öyle. Ondan sonra bunlar en basit şeyleri, mesela çocuğunun vesayetini almak, ondan sonra annesinin şeker hastalığı yüzünden kötüleşmiş durumdaki ayaklarını tedavi ettirmek de dahil olmak üzere en basit insani gereksinimleri karşılayamaz hale gelmişlerdir. İşte bu durumda olan insanlara diyorlar ki, gelin bakın Squid Game diye bir oyun var, eğer bunu kabul ederseniz burada milyarlar kazanmanız, hatta milyar dolarlar şeklinde, dolar birim dolar değil ama hani anlamak için öyle şey yapalım, büyüklüğünü rakamın, milyar dolar kazanabilirsiniz. Tabii adamların artık yapacak hiçbir şey kalmamış, sıtıkları sıyrılmış, yorulmuşlar, bitmişler ve düzenin düzelme ihtimali olmayan bir düzen gibi gösteriliyor. Bakın bu tarafına sonra değineceğiz yani. Tamam hocam. Ondan sonra şimdi olan bir düzende insanlara artık son çare, zaten her şeyi kaybettin, kurtulma ümidin yok. Gel burada oyunları oyna, eğer kazanırsan inanılmaz büyük bir rakam kazanacaksın. Tamam diyorlar, giriyorlar bu oyuna. 456 kişi giriyor. Bizim baş kahraman 456. Birinci de bir yaşlı adam. İçlerindeki en yaşlı adam. Ondan sonra 456 sayısı içinde bir şey söyleyeyim aynı zamanda. 456 24'ün 19'la çarpımıdır. 19'un katıdır yani. 19'un önemi nedir hocam? 19'un önemi, biz mesela kendi Kur'an-ı Kerim'de de surelerin sayısı 114'tür. 6 tane 19'dur. Bakın gene 6. Yine 6 var. Yine 6 var. Evet, gene 6 var. Yani 19'da da bir sinyal veriliyor. Ama şimdi bu kadarla yetinelim 19'ları. Ondan sonra o ilk oyundan çok kısa bahsedeceğim. Bir daha film hakkında hiçbir şey anlatmayacağım. Kırmızı ve yeşil oyunu oynuyorlar.
Yeşil yandığında hareket edeceksin ama şey çok sınırlı, süre sınırlı bir çizgi var. O çizgiyi geçmen lazım ikinci şeye kalabilmen için, ikinci tura geçebilmen için. O yüzden insanlar çok aceleci, çok hırslı. Yeşil yandığında hareket edeceksin, kırmızı yandığında kımıldamadan duracaksınız. Bizim çocuklukta oynadığımız tıp oyununa benziyor. Evet, birebir aynısı. Kendinde dururduk, hareket eden kaybederdi, hatırlıyor musunuz? Evet, şimdi yalnız burada kaybedeni vuruyorlar. Bayağı silahla, ateşli silahlarla vuruyorlar. Orada ölüsü kalıyor alanda yani. Millet afallıyor. Böyle yanında arkadaşları, tanıdıkları öyle öyle. O 456 kişi 201 kişi olarak varıyor karşı tarafa. Düşünün 245'i ölerek eleniyor. Basit sonra bir çocuk oyunuyla 245 kişi ölüyor. Evet, bunlar da şafak atıyor. 245 değil de 255. Bunlar da şafak atıyor. Ne yapalım diye konuşurlarken oynayalım diyorlar. Elimizde hala özgür irademiz var. Bu film ve şimdi biraz sonra basamakları anlatacağız. Buraya gelen basamakları. Bu film ve benzeri filmler özgür iradenin aslında olmadığı teziyle hareket eden insanların bir şekilde başkaları tarafından çizilmiş kader alanında sürüklendiği şeklinde bir tez vardır malum. Şimdi 201 kişi 101'e 100 karar vererek oyundan çıkıyorlar. Böylece bir şans, ikinci bir şans elde ediyorlar. Fakat döndükleri yer gene eski kapitalist cehennem. Mafya peşlerinde, para yok, bir umut yok, iş bulma imkanı yok. Kalıyorlar öyle yani o panikle. Arkadaşlarının yarısından fazlası ölmesine rağmen, arkadaşlar demeyelim de hani yarışmacıların, o panikle kendilerini dışarı atıyorlar ama dışarıda da hayat yok. Ve tekrar teker teker o takım geriye dönüyor ve daha 5 round oyun oynayacaklar. Ben filmi, diziyi izlemek isteyenler için başka bir şey anlatmıyorum. Orada sadece şunu bize anlatıyor dizi çok genelde. Bunu zaten dizinin ne hakkında olduğunu merak edenler bile üç satırda her yerde görüyorlar. Yani gene spoiler olmuyor. O da şudur. İnsanın insana has hasletler, hırs, ihtiras, intikam, öfke, bencillik ama bunun yanı sıra yardımseverlik, vicdanlı olmak, merhametli olmak. Bu hasletler birlikte mücadele sırasında aşınıyorlar. İyi hasletler, mevcut iyi hasletler giderek siliniyor, 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 siliniyor. Çünkü mücadele çok sert olduğunda, çok acımasız olduğunda insanların iyi hasletlerinin insan yapısında barınamayacağını gösteriyor. Bu sadece bu dizide değil, daha birçok yerde gösterilmiştir. Şimdi diziyle ilgili bu kadar. Söyleyeyim ki izlemek isteyenler izleyip tadını çıkarsınlar. Daha 5 tur var önlerinde ve bir sürü olaylar olacak. Çok bence başarıyla senaryosu başarıyla yazılmış bir dizidir. Hocam orada şimdi, müziğinde bile farklılık var değil mi? Yani her şeyi düşünerek yapmışlar. Evet, evet. Yani her şey 21. yüzyılın ilk 20 yılına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Şimdi dönelim 79 yılına. Yani Squid Game ilk değil. Oraya gireceğiz değil mi hocam? Evet evet. Yani Squid Game'e gelen basamaklara bakacağız. Squid Game'e gelmek için insan zihni, insan hayali, insan ilhamı ve mevcut ekonomik şartlar hangi aşamalardan geçti onu göreceğiz. Şimdi Stephen King, neden Stephen King'i anıyorum onu da söyleyeyim. Bu Squid Game bütün dünyada çok ünlü olduğunda Stephen King için tweet attılar. Ya işte King'in The Long Walk, uzun yürüyüş, Running Man, Azrail Koşuyor adlı iki kitabı ve bu birinden yapılan film konuya geldi. Yani kitaplar ve film konuya geldi. Yani King'in bir çeşit Squid Game yazdığı iddia edildi. Yani King'in daha önce bunu yazdığı gibi iddialar geldi. Hatta King de onlara böyle espriyle cevap verdi. Yani King'i o yüzden yani niye millet King'i hatırladı Squid Game'den? Şimdi King'i hatırlamalarının birinci nedeni şu. King 60 sonlarında kaleme aldığı
79'da yayınladığı ama kendi ismiyle yayınlamayı önermediler ona. Takma isimle. Takma isimle Richard Bachman diye. Richard Bachman ismiyle The Long Walk, uzun yürüyüşü yayınladı. Orada şöyle bir şey var. Her yıl böyle her yıl şey oluyor. Amerika'da her yıl bir böyle yaz zamanında, sıcak zamanda 100 genç, yaşı 20'den az olan 100 genç bir hedef için yarışıyorlar. Hedef, geri kalan hayatlarında lüks ve bolluk, ihtişam içinde yaşama garantisi. Bu hedef için 100 genç, 20 yaşının altında 100 genç uzun yürüyüşe katılıyor. Kural çok basit. Yemek, içmek yürürken yapılacak. He. Malum ihtiyaçlar için 30 saniye. 30 saniyede o işi bitireceksiniz, neyse o. Ve yürümeye devam edeceksiniz. Hiçbir şekilde ayağım burkuldu, ben yoruldum, ben oyundan çıkıyorum, duruyorum, 5 dakika dinleneyim yok. 30 saniye sonra birinci ihtar, ikinci 30 saniye sonra ikinci ihtar, 1 dakika içinde kımıldamadın, silahla orada imha ediliyorsun. Çok benziyor hocam, Squid Game aynı, evet, mantık aynı. Yani, milletin hatırlaması çok normal. İşte Garrati adlı bir genç var, 5 gün dayanıyor uykusuz, yürüyerek 5 gün. Tabii o gençliğin enerjisi, yani kabul edin ki 20 yaşının altı, hani o yaşta biri yapabilecekse o yaşta biri yapabilir zaten. 5. günün sabahında birinci oluyor. Böyle çok ilginç de bir finali var. Bir de anlatım o kadar güzeldir ki bunu zaten ne hakkında olduğunu, kitap hakkında olduğunu araştırdığınızda duyacağınız şeyleri söyledim. Ama okuması çok zevklidir, öyle söylüyorum. Filme çekilemedi çünkü cesaret edemediler. Amerikan gençlerini üniformalı Amerikan askeri öldürecek. Hani onu yapmayalım, böyle bir film yapmayalım dediler. Filmini yapamadılar. Şimdi 60'ların sonunda yazıldı, 79'da basıldı. Bakın 60'ların sonunda yazıldığında Amerikan rüyası denen şey bütün ihtişamıyla ışıyordu. Yani 60'lı yıllardaki Amerikan refahı ve o refah modelinin dünyada benzeri yoktu. Millet ağzı açık seyrediyordu filmlerde. Yani 50 sonunda başlayan, 50 ortalarında başlayan o refah 60'ların ortasında sonuna kadar, hatta 70 ortalarına kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. O muazzam bir Amerikan rüyası ihtişamının olduğu sırada kaleme alınmış olduğunu da unutmayın. Hani böyle salgınların arkasından, ekonomik sıkıntıların arkasından yazılmış bir eserde değildir. İnsanın, yani şöyledir, sezgiler ve o kültürün, o modernitenin, modernite dediğimiz modernitenin içinde barındırdığı potansiyelin dışa çıkmasıdır bu. Böyle bir potansiyeli var modernitenin. Neyse, 82 yılına atılıyoruz. Şimdi birinci basamak The Long Walk, uzun yürüyüş. İkinci basamak 1982. Gene Richard Bachman adıyla King bir kitabını daha yayınladı. O da Azrail Koşuyor ismiyle kitabı yayınlandı. The Running Man. The Running Man'de bakın şimdi konuya. Ben Richards diye 28 yaşında bir adam var. Kara listeye alınmış. İş vermiyorlar. Kızı hasta, ilaç alamıyor. Karısı da böyle kötü işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Eve birazcık ekmek getirebilmek için inanılmaz bir çıkmaz durumdalar. Ne kadar benziyor değil mi Squid Game'deki baş kahramanın, evet, 456 numaralı baş kahramanın durumuna. Ondan sonra ne yapsın? Artık gözünü karartıyor. Çünkü iş bulma imkanı yok, para yok. Çocuk da ölecek. Bari diyor ben öleyim. Ama eve biraz para gelsin. Peki nasıl olacak bu? The Running Man diye bir oyun var. Bir yere başvuruyorsunuz. Ben diyorsunuz katılacağım. Oyunun kurallarını anlatıyorum. Şimdi bu oyuna girdiğinizde sizi devlet düşmanı olarak televizyonlardan yayınlıyorlar.
Dikkat, devlet düşmanı kaçtı. Bulduğunuz yerde onu ölü ya da diri getirene, daha çok ölü getirene tabii, şu kadar para verilecek, mükafat verilecek şekilde. Haydi, zaten işsizlik var, böyle distopik, totaliter bir ortam. Aynı The Running Man'de olduğu gibi. Zaten böyle işsizlik falan var. O millet yani böyle benzeyeni bile öldürebilecek durumda. Düşünün nasıl bir potansiyel o adama karşı harekete geçecek. Bir de profesyonel katiller var. Onu takip eden, iz süren katiller var. Kural şöyle. Sağ kaldığı her saat $100 ödenecek. Eğer 30 günü çıkartabilirse, ki daha hiç çıkartar olmamış, tam $1 milyar ödül alacak. Ama 30 günü çıkartan öyle birisi yok. İşte Ben Richards oyunu kızına ilaç alabilmesi, karısı biraz rahat etsin diye kaç saat dayanırsam kârdır diyor. Yani 2-3 gün dayansa 24, yani 2400 yani 3 gün bile dayansa düşünün $7,000-8,000 gibi bir para gelecek. Biraz rahatlayacaklar, ilaç alacaklar kıza. 3 gün bile dayanabilse yani. Sonunu söylemiyorum. Filmini çok kötü buluyorum. Filmini izlemeyin ama kitabını okumayı çok tavsiye ediyorum. Çok vay canına, vay canına diyecekseniz filmden anlayamazsınız bu söyleyeceğim şeyi. Ki, ama kitabını okuduğunuzda 82'den Squid Game acayip yazılmış. Squid Game ortamı acayip yazılmış diyeceksiniz. The Running Man. Azrail koşuyor. 82 bu. Şimdi 82'den atlıyoruz tekrar. 82'de Amerikan rüyası hala yerinde duruyordu. Evet hocam. 60'lardaki evet. kadar 60'lardaki kadar muhteşem değildi ama hala yerinde duruyordu. Dünyada genel olarak Fordizmin tasfiyesi başlamıştı. Hani artık bir daha öyle klasik Fordizmin tasfiyesi. Yani artık o işte Reagan'la Thatcher'ın gelip başlattıkları proje, yani İngiltere, Amerika birlikte başlattılar. Bütün dünyada o kocaman fabrikalar, artık böyle 5 kuşağın çalışacağı fabrikalar kurulmayacak. Daha akıllı, daha başka türlü, daha küçük işletmeler kurulacak. Büyük fabrikalar gelişmekte olan ülkelere, ucuz işçilerin olduğu yerlere transfer edilecek. Hatta biz işte otomotiv, bize otomotivin gelmesi, başka yerlere, başka fabrikaların gitmesi bu şeyledir. Bu dalgayladır. İşte tam bu 1982'de, hani biraz hatırlayasınız ne olduğunu diye, hala ama o Amerikan refahı denen şey muhteşem bir şekilde ve o rüzgar bütün dünyada filmlerle falan her şeyle böyle yerinde durduğu bir zaman. Şimdi 82'den 2008'e atladığımızda 2008 ekonomik krizi var. Artık o rüya yok. Artık o rüya yok. O rüyanın olmadığı ortamda bir film daha var. Aa, yok pardon, biraz hızlı gittik. 82'den 99'a atlayalım. Matrix. Yok, Matrix kitap olarak söylüyorum. Matrix'e sonra geleceğiz. Tamam hocam, Takami adlı bir Japon yazar, Battle Royale, işte asil savaş, asil mücadele gibi adlı bir roman yazdı. Bestseller oldu ülkesinde ve sonra dünyada. Bu romanın da konusu şöyleydi. Bakın, filme çekildi 2000 yılında. Battle Royale. Filmde kitapta şöyle, yani filmde, kitapta bir lise var. 21'i kız, 21'i erkek, 42 öğrenci var bir lise sınıfında. O sınıfa diyorlar ki sizi geziye götürüyoruz. Otobüse bindiriyor. Otobüste gazla bayıltıyorlar. Squid Game'de de var gazla bayıltma. Orada da yarışmanın yapılacağı kapalı alana götürülenlerin gazla bayıltıldığını hatırlayacaklar. Bakın ne kadar benziyor değil mi? Bir tanesi 99, yani 2000'de yapılan filmde diyelim. Öbürü 2021'de yapılan dizide. Esinlenme mi yani, hocam, araklama mı? Bence esinlenme. Bir de insani, en insani şey. Öbür türlü iteceksin, kakacaksın, mücadele edecek, mecbur vuracaksın, kaçanı imha etmek zorunda kalacaksın. Hani bu daha en insani çözüm gibi de görünüyor, tırnak içinde insani. Neyse, ondan sonra bu 21 kızı, 21 erkeği bir adaya çıkartıyorlar. Böyle tropik bir ada. Diyorlar ki bakın, buradan kendi imkanınızla kaçmanız mümkün değil. Çevrede askerler var. Burada
Bu adadan bir kişi çıkacak. Birbirinizi öldüreceksiniz. Son kalan adadan çıkacak ve büyük bir ödül alacak. Ne kadar benziyor, değil mi? Çok. Evet, Aynen. Takami. Şimdi Takami'ninki böyle. 99'da kitap çıktı, 2000'de filmi yapıldı. Çok başarılı film. Filmi de çok başarılı buldum. Şimdi Susanna Collins isimli bir yazar 2008'de The Hunger Game, Açlık Açlık Oyunları oyunları. kitabını yazdı. Ama o zaman o kitap nedeniyle sen Takami'den çok fazla esinlendin şeklinde ona yazılar yazıldı. Hatta ben de Takami'de King'den etkilendi şeklinde üçünü birlikte yazdığım bir makalem bile fi tarihinde yayınlanmıştır. Neyse ondan sonra burada ise gene yaşı 20'nin altında 12 ile 16 arasında kız erkek belli bir alanda mücadele edecekler. Bir kişi sağ kalacak ve o sağ kalan bir ödül kazanacak. Ne kadar benziyor değil mi? Çok. Aynen. Şimdi bakın, 79'da Garati adlı delikanlı The Long Walk'ta. 82'de The Running, 82'yi katmayalım. Takami'nin kitabında Battle Royale'da Suhuya adlı kız. The Hunger Game'de Katniss adlı bir kız. Bunların üçü de 16 yaşında. Niye 16 hocam? Öyle yani ister tesadüf deyin, ister 16'da bir espri var Var mıdır deyin. hocam 16 rakamında bir özellik? Onu aransa belki aransa bir şeyler bulunabilir. Şeyden bulunabilir. Mitolojide ya da ezoterizmde 16 olunca işte 16'da hangi bilinç aşamasına Ha. geçiliyor? 16'lar nerede katledilmişti ya da kurban edilmişti çeşitli kültürlerde falan. Neyse Sürekli ondan sonra birbirinden esinlenme var o zaman. Çalıntı değil de herkes birbirinden esinlenmiş. bir de 16'nın dayandığı yeri makul görüyorlar. Ben de oraya dayanabilirim diyor yani. Biraz öyle de bir tarafı var. İşte şimdi bu basamaklardan geçince hani 79, 82, 99, 2008 film 2012'de yapıldı ama biz kitapları söylüyoruz. Şeye artık 2021'e Squid Game'e geldiğimizde sadece yeni şartların olgunlaştırdığı bir alandaydılar. Yani çok fazla şaşırtıcı değil. Yani o yüzden Squid Game dünya çapında Squid Game izleyicilerinin King'e gönderme yapması, King'in kitaplarına gönderme yapması bu nedenden. Eyvallah hocam. Hocam bence şimdi iklimi konuşacaktık, Matrix'i konuşacaktık ama zaman açısından bence bunu burada bitirelim. Önümüzdeki günlerde tekrar misafir edelim ve uzun uzadıya bu kez Matrix ve iklimi konuşalım. Hatta Tamam. Inception'ı konuşuruz. Bir planlama yaparız ama bu video için bence Squid Game için çok güzel oldu. O Evet. yüzden bence burada bitirelim hocam. İzleyicilerimizin de yorumlarına göre hareket ederiz. Ne dersiniz? Tamam. Matrix'te de süper bir Matrix vaat ediyorum. Eyvallah. O zaman Bak çok yakında. benzeri olmayan bir Matrix vaadim var. Tamam hocam. O zaman çok yakında Sadık Yemni hocamızla Matrix, Inception konuşacağımız. Hatta Yıldızlar Arası. Tabii Değil mi tabii hocam? Interstellar. Tabii tabii. Interstellar mutlaka konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Herkese çok selamlar. İyi izlemeler. Çok sağ olun hocam. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka yazın. Videoyu like etmeyi unutmayın ve tabii ki abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Haydi 400 bin aboneye doğru yolculuğumuz devam etsin diyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.